Araştırmalara ilgim, yani genel olarak araştırmaya ilgim aslında çocukluktan beri var. Yani daha küçük yaşlarımdan itibaren böyle işte okumayı seven ve genel olarak merak eden bir çocuk oldum. Liseyi bitirdikten sonra yani akademik hayatım da genel olarak aslında iyi bir öğrenci olarak geçti. Hep genel olarak hani çalışkan ve ders çalışmayı seven, bir şeyleri anlamayı seven iyi bir öğrenci oldum. Disiplinli oldum ve çalışmak aslında hoşuma gidiyordu çoğu zaman. Daha sonra üniversitede Boğaziçi'nde psikoloji bölümünü kazandım. Aslında ilk başta psikoloji çok fazla düşündüğüm bir bölüm değildi. O zamanlar uluslararası ilişkiler daha popülerdi. Birazcık aslında o alana yönelmek istiyordum. Ama daha sonrasında psikolojiye girdikten sonra gerçekten çok böyle keyif veren bir alan olduğunu keşfettim. Boğaziçi'nde eğitimimi tamamladıktan sonra da aslında işte gene klasik birçok psikoloji öğrencisinin olduğu gibi bende de biraz klinik psikoloji alanına yönelmekle ilgili sorular oluştu kafamda. Ama daha sonrasında şunu fark ettim. Yani klinik psikoloji ile çok fazla insanın hayatına dokunabiliyorsunuz ama araştırmayla aslında çok çok daha fazla insana ulaşabilirim. Çok daha büyük çaplı işler yapabilirim. Ve sonrasında da İngiltere'de araştırma yöntemleri master yaptım ve sonrasında da gene İngiltere'de doktoramı yaptım. Yani süreçte aslında doktora kısmı benim için en zorlayıcı süreç oldu ama orada çok böyle iyi yetenekler ve beceriler geliştirdiğimi düşünüyorum. Daha sonrasında da Türkiye'ye döndükten sonra sosyal psikoloji alanında araştırmalar yapmaya devam ettim. Ve özellikle Türkiye'ye döndükten sonra aslında benim İngiltere'de doktora sırasında yaptığım araştırma konularını burada çok daha çeşitli aslında bağlamlarda uygulayabileceğim ve çok daha çeşitli şeyler yapabileceğimi fark ettim. Benim alanımda çalışan çok fazla araştırmacı olmadığını da gördüm. Özellikle böyle bir derya deniz bir sürü gruplar arası ilişkilerle ilgili konu vardı bakabileceğim. Ve yavaş yavaş bunları çalışarak bugünkü halime evrildi araştırmalarım. Araştırma alanım gruplar arası süreçlerle ilgili. Birçok farklı grup bağlamına bakıyorum ve bu anlamda aslında genel amacım yaptığım tüm kuramsal da olsa, uygulamalı da olsa tüm araştırmalarda aslında sonuç gruplar arası ilişkileri daha iyiye götürmek ya da herhangi bir noktada bireylerin gruplarla olan ilişkilerinde de genel olarak hem bireysel seviyede hem gruplar arası olan iletişimlerde ilişkileri daha iyi bir şekilde düzene sokabilmek. Bu anlamda aslında birçok etkisi var yaptığım araştırmaların. Kuramsal çerçevelerden yola çıkarak aslında uygulamalı çalışmalar yapmak benim en büyük hedeflerim arasında. Ve bu anlamda da işte göç gibi bir konuyu örneğin çalışıyorum. Onun dışında işte etnik, dini ya da işte farklı gruplara ait bireyler arasındaki ilişkileri incelemeye çalışıyorum. Ve farklı bakış açıları alarak her bir grubun aslında hem grup seviyesinde hem de bireysel seviyesinde nasıl daha mutlu, daha iyi, daha huzurlu olabileceğini görmeye çalışıyorum. Birçok farklı çatışma alanına bakıyorum. Örneğin işte çatışmayı nasıl azaltabiliriz? Bunun da özellikle uygulamalı anlamda çok böyle işte yoğun etkileri olabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Doktora süresince ve daha sonrasında aslında biraz böyle bocalama yaşadım diyebilirim. Çünkü İngiltere'de doktora sürecini tamamladıktan sonra artık bir bireysel olarak bağımsız bir araştırmacı haline geliyorsunuz. Ve bu noktada aslında daha böyle ilk zamanlarda çok fazla tam olarak nereye yöneleceğimi, hangi alanda iyice uzmanlaşmak istediğimi ve olgunlaşmak istediğimi bilemiyordum. Ancak yavaş yavaş bir süreç geçirdim. Bu süreçte aslında bu son işte 10 senelik bir süreçte diyebilirim. Araştırmalarım ve konuyla ilgili bir işte özellikle bir bilgi dağarcığı edinmeye başlıyorsunuz. Ve bu bilgiler artarak artık üst üste bir kümülatif şekilde aslında sizi alanınızda yoğunlaştırıyor. Bu bağlamda yani birinci başardığımı en azından söyleyebileceğim şey belki birazcık araştırma konularında hem gene kuramsal hem uygulamalı çalışmalarda birazcık daha olgunluk seviyesine geldiğimi düşünüyorum. Bunun yanında tabii zamanla farklı farklı birçok konuyu da birlikte çalıştığım için bu gene merak konusu ortaya çıkıyor. Hani farklı alanlara çok fazla yöneldiğim için bu alanlarda çok böyle birleştirici şeyler artık yapmaya başladım. Yani tek bir alanda değil de biraz böyle farklı farklı birçok alanda araştırmalarım gerçekleşmeye başladı. Bu konuda birazcık da disiplinler arası dediğimiz bir aslında bakış açısı var. Birazcık böyle politik psikoloji, sosyal psikoloji, bazen işte biraz çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisinden yararlanabildiğim olabiliyor. Bu bağlamda daha bütünsel, daha hem geniş hem de odaklı çalışmalar yapmaya başladım.
çalıştığım alan gruplar arası süreçler ve gruplar arası ilişkilerle ilgili. Şimdi bu bağlamda dediğim gibi gene birazcık işte kavramsal ve kuramsal yapılan çalışmalar var. Bunların Türkiye'deki aslında farklı alanlarda çalışılması çok önemli. Yani dünyada birçok görünmüş farklı kuram var uluslararası ilişkilerde. Bunları çeşitli yerlerde burada uygulayıp Türkiye'deki bizim aslında tecrübe ettiğimiz farklı grup ortamlarında bunun uygulanması bence önemli bir yön veriyor. Benim konumla da ilgili yaptığım çalışmalar son zamanlarda aslında birazcık böyle daha popüler konular haline de geldi. Grup çeşitliliği arttıkça aslında genel olarak bu sadece Türkiye'de olan değil, bütün dünyada gözlemlediğimiz gibi. Çeşitlilik arttıkça aslında farklı gruplar ve farklı işte kutuplaşmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da çok dinamik bir alan. Yeni yeni alışan grup bağlamlarında farklı çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Ve gene dediğim gibi bütün bu çalışmaların aslında odak noktası bu tür çatışma ve kutuplaşmaları azaltarak birlikte yaşamanın bu çeşitlilik içerisinde bu çeşitliliği nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl daha kolaylaştırabiliriz gibi aslında biraz böyle gerçek hayata değinilen bir kısmı var. Bu süreçlerin de özellikle bilimsel olarak araştırılması çok önemli. Yani dediğim gibi çok dinamik bir artık dünyada yaşıyoruz ve birbirimizle farklı gruplar olarak aslında temasımız çok arttı. Bu doğrudan böyle yüz yüze temas olmak zorunda da değil. Artık işte sosyal medyadan birçok grup hakkında aslında farklı izlenimler ediniyoruz. Ve bunların aslında bilimsel olarak araştırılması, yani çok gerçek dünyadan çıkan araştırma soruları var. Aslında sosyal psikolojide çok fazla olduğu gibi. Bu çıkan sorulara bilimsel yöntemler kullanarak, işte deneylerle, araştırma sorularıyla sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Onun dışında farklı müdahale programları kullanıyoruz bazen. Bu tür demin bahsettiğim çatışmalı gruplar arası ilişkileri biraz daha olumlu hale getirebilmek için. Ve bunların aslında dediğim gibi yani bu değişime hem dünya üzerinde hem Türkiye'de de görülen bu çeşitlilik deneyimine birazcık daha bilimsel olarak bakabilmek aslında bu ilişkilerin çok daha huzurlu ve çok daha kolay bir şekilde aslında iyileştirilebileceğini gösterecektir. Ben araştırma alanımda aslında her tür süreci çok seviyorum. Yani kendi yaptığım araştırmalarda ilk bu araştırma sorusunu oluşturmaktan itibaren böyle genelde işte bazı sorular aslında çok böyle gözlem üzerine de başlayabiliyor. Bu andan itibaren bütün o işte veri toplaması, bir şeyleri test etmesi, analizini yapması ve tartışması gibi aslında her süreç benim için heyecan verici. Ama özellikle bence heyecan verici olan nokta dediğim gibi aslında bu kuramsal bilgiler ışığında. Yani bir önce kuramsal çerçeve çalışıp çeşitli modeller oluşturuyorum ve bunu ilk başta kağıt üzerinde yapıyorum. Daha sonra bunu gerçek hayata uyguladığım zaman bunun gerçekten bir şeyleri gösteriyor olması bence benim alanımın en heyecan verici noktalarından bir tanesi. Çünkü dediğim gibi gerçek hayatla çok iç içe konular çalışıyorum ve genellikle de bu tür alanlarda çalışılan araştırmalarda iki aslında bağlam arasında bir uzlaşma her zaman görülemeyebiliyor. Yani bazıları mesela çok fazla teorik çalışıyorlar ama gerçek hayatına geldiğiniz zaman çok fazla bu teoride söylediğiniz şeyler çok fazla görünmeyebiliyor ya da sadece uygulama çalışılabiliyor ama işin teorisini bilmeden aslında bu gerçeklerin doğasını da çok iyi öğrenemiyoruz. Benim için en heyecan verici nokta bu ikisini çok iyi böyle harmanladığım ve gerçekten güzel bir kuramsal yaklaşımla başladığım ve daha sonrasında bunu uyguladığım ve sonuçlarını görebildiğim araştırmalar. Merak etme kısmı işin içinde özellikle varsa, yani araştırma ve bu tür bence bilimsel araştırmalara yönelik aslında ilk başlangıç noktası bence bu meraktan geliyor. Şimdi bu merakı da aslında duyurabilmenin çeşitli yöntemleri var. Burada bence yani benim önerebileceğim şey her zaman bir sonraki adıma geçebilmek. Yani bir şeyi merak edip evet onu araştırıyorum, bununla ilgili birçok bilgi ediniyorum ama daha sonrasında
Bireysel olarak bu alana ya da bu araştırmayla ilgili ne yapabilirsiniz? Bence bunlar daha önemli. O yüzden merak evet olması gerekiyor. Ama merak tek başına bence kişiyi evet bireysel anlamda geliştiriyor. Ama biraz daha böyle toplumsal seviyede birçok kişinin hayatına dokunabilecek araştırma ya da herhangi bir iş yapılması isteniliyorsa birazcık burada yaratıcılık kısmı da işin içine girilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? İşte merak ettim birçok araştırma konusunu evet çalışabilirim ama tek başına merak bence sizi diğer insanlardan çok fazla ayıramayabiliyor. Yani merakın üzerine bir de yaratıcılık, üretkenlik girmesi gerekiyor. Yani siz bu alana gerçekten diğer insanların yaptığından farklı, yenilikçi ne yapıyorsunuz? Bu önemli. O yüzden o iki dürtünün birazcık böyle harmanlanması gerekiyor. Herhangi bir işte başarılı olabilmek için özellikle araştırma alanında. Merak ettikten sonra üzerine koyacağınız üretkenlik ve yenilikçilik birazcık da bence geliştirilebilecek bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak siz gerçekten o alana ne katıyorsunuz, ne getiriyorsunuz, neyi değişik yapıyorsunuz? Yani literatürde uygulanmış, daha önce uygulanmış şeyleri getirip de burada sadece Türkiye'de uygulamak çok yeterli kalmıyor. Daha önce uygulanmış şeyleri yine burada uygulayabilirsiniz. Ama bir yandan da buna bir şey katmanız gerekiyor, bir yenilik katmanız gerekiyor, bir üretkenlik katmanız gerekiyor. Farklı bir fikir katmanız gerekiyor. Bu fikir kısmına, bu fikir geliştirme kısmına birazcık daha belki önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet.